Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, bağımsızlık mücadelemizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümü ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik ve Çocuk Bayramımız herkesin kutlu olsun diyelim. Gerçekten çok özel ve çok anlamlı bir günde yine birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz. Merhaba Bayram Bey, hoş geldiniz siz de. Merhaba Ömran Hanım, hoş bulduk. Aslında bayramın iki tane büyük önem var dünya için. Dünyanın var olduğu günden beri ilk defa bir çocuk bayramı kutluyoruz. Bütün dünya çocukları kutluyor. Ve ikincisi, bizim özgürlüğümüzü kazanmışın, emperyalizmin kaybettiği simgesi olan devletimizin kuruluşudur 23 Nisan. Onun için ikisi de bizim açımızdan son derece önemli. Birisi dünya açısından, dünya çocukları açısından önemli. Birisi de bizim açımızdan. Hiçbir lider bugüne kadar bunu düşünememiş. Dünya çocuklarına bir gün armağan etmeyi düşünememiş. Ama düşünen bizim atamız. Mustafa Kemal Atatürk. Nurlar içine yatsın. Bütün silah arkadaşları da kendisi de. Bütün atalarımız nurlar içine yatsın. Bu devletin toprakları vatan olarak verdikleri için. Peki. O zaman gündemimize geçelim. Bayram Bey, hep seçim sonrası gerçekten bir zam yağmuru olacak. Özellikle vergilerde çok büyük zamlar gelecek. Herkes konuştu, hepimiz konuştuk. Seçim geçti, bayram da geçti ama o beklediğimiz zamlar da hala yani geliyor ama beklenildiği gibi hala hayata geçmedi. Şenol Babuşçu'nun bugün bir tweet'i vardı. O da şey diyor. Ekonomi yönetimi seçim sonrasına bıraktığı vergi ve zamları yılın ilk 6 ayı enflasyon yüksek çıkmasın diye 1 Temmuz'dan sonraya erteledi. Bunu da gerekçesini şöyle açıklıyor Şenol Hoca. Düşük çıkarmadaki amaç memur ve emekli maaşlarına Temmuz'da düşük olması için şeklinde yorumluyor. Siz buna katılır mısınız? Dilerseniz böyle başlayalım. Ondan sonra konuşulacak. Yine bugün fazla şey var. Evet. Şimdi katılıp katılmamaktan öte, şimdi ekonominin realiteleri var. Şener Hoca'ya gelmeden hadi bir şey konuşalım. Bugün kamuoyunda çok konuşulan konu ne? Devletin tasarruf tedbirleri, değil mi? Devlet Evet. ne diyor? Diyor ki ekonomi yönetimi, ey vatandaşlar da hepiniz tasarruf edeceksiniz. Veya diyor zorla enflasyonla ben sizin cebinizdeki parayı alacağım. Alıyor mu? Alıyor. Paşa paşa hepimiz veriyoruz. Enflasyonla ödüyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Yetmiyor bir de geçen sene vergiler arttılar. Haziran ayında, Haziran'da, Temmuz'da. Orada da inanılmaz bir ödeme oldu. Şimdi yine yetmiyor. Niye yetmiyor? Hadi örnek verelim. Yıl 2-3 ayında devletin araba kirasını ödediği para 880 milyon lira. Nedir bu ya? Kamuya Bunun aktif. kiralanan araçlardan bahsediyorsunuz, değil Tabii mi? Ya ki tabii ki. Kamu kesimine kirada ağaçlara ödenen kira bedeli 880 milyon TL ya. Yazık günah ya. Hani derler gözünüze dizinize dursun. Hakikaten gözünüze dizinize dursun. Millet sefalet içinde. Sen sefa içinde. Olur. Hani devlette tasarruf Mehmet Bey? Sayın Mehmet Şimşek? Bu mu? evet. Yani son 27 ayda devletin ekonomisinin battığı dönemde 5 milyar TL'den fazla biz araba kirası ödemiştik. Niye? Derdimiz ne? Beyefendiler rahat etsin. Değil mi? Krallar gibi yaşasınlar Ankara'da, millet sürünsün. Milletin cebinden alınsın, onların araba kiralarına vesairesine, diğer lüks harcamalarına gitsin. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl bir akıldır, nasıl bir nizamdır ben anlamadım. Devlet tasarruf etmeden Türkiye kurtulamaz, bu bir. O zaman şimdi gelelim zamlara. Bunlar neyle ödenecek Ebru Hanım? Bu kiralar neyle ödenecek? Bu sırf kira kısmını Vergilerimizle. konuşuyoruz. Bak sırf Bizim kira kısmını ödediğimiz konuşuyoruz. vergilerle. Sırf kira kısmını konuşuyoruz. Bir de otoyollardan gelen, sürekli her ay zamlanan, her ay artan ödemeler var hazineye yük olarak. Hazineye yük olduğu zaman o otoyollardan, o köprülerden geçmeyen nerede parayı ödüyor? Bir geçenler ödüyor, bir de geçmeyenler de ödüyor. Ha bu hangi vicdana sığar ki? Şimdi bütün bunları kapatmak için ne yapman lazım? Zam yap bunları ödemek için bir şeylere zam yapman lazım. Ya da enflasyonu gazete götürmen lazım. Enflasyonu o kadar büyütmek istemediğine göre ne yapacaksın? Zam da enflasyondur. Biraz oradan enflasyonu gazetecekler. Mayıs ayında onun için 5-6 aydır en yüksek enflasyon diyorlar. İşte bunu yapabilmek için kamu ürünlerine zam yapman lazım. Bunu eskiden beri söylüyoruz. Peki şu an ilk 6 ayda eğer bu zamı yaparlarsa Nisan ayı için, Nisan Mayıs ayı için planlıyorlardı. Yapmıyorlar.
Neden yapmıyorlar? Evet, işte Şenol'la hocayla burada hemfikiriz. Şimdi işçi ve memura maaşlarına zam yapmaları emekliye, lazım. Evet. Emekliye zam yapmaları lazım. Nasıl olacak? Haziran'da yapacaklar zamı. Temmuz'da insanlar zamlı maaş alacak. O maaşı geri almak için zamları Temmuz'a ertelediler. O maaşların düşük çıkması lazım çünkü. Yani ilk 6 aylık enflasyon düşük çıkarsa kağıt üzerinde maaşlar ona göre hesaplanacak. Belli ki TÜİK'in yaptığı çalışma, düşüş çalışması, düşürmeye yönelik çalışma da yetmiyor. Artık bunu da ertelemek zorunda kalmışlar. Tamam mı? Şimdi Temmuz'dan sonra zam yağmuru başlar mı? Evet, başlar zam. Ama ben Temmuz'a kadar hepsini erteleyecekler kanısında değilim. Çünkü açık çok büyük. Her ay 140-150 milyar TL açık veriliyor. Bunu finanse etmen lazım. Neyle finanse edeceksin? Bir kısmını vergilerle, zamlarla finanse etmen lazım. Bir kısmını borçlanarak yapman lazım. Hepsini borçlanarak yaparsan bu sefer iç faizlerin çok yukarı çıkar, iç borçlanma faizleri. Dolayısıyla orada bir denge tutturmaları gerekiyordu. Belli ki bir kısmı borçlanmayla, bir kısmını öteleyerek yapacaklar. Ama Temmuz'dan itibaren de zamla kapatmaya başlayacaklar. Bugüne kadar ilk aldaydı birikeni. Maalesef o zaman insanlar daha büyük sıkıntı çekecek, sefalet çekecekler. Maalesef hepimiz öyle çekeceğiz yani. Peki o zaman şimdi bir yabancı akını gelecek haberine geçelim. Hani sık sık geliyor ya böyle haberler. Ama onun öncesinde Mehmet Şimşek'in bu yerelle alakalı bir açıklaması var. Yerel halkla açıklaması. Onu da bir söylemiş olalım. Yerel ifadem istismar edildi diyor. Yerel yatırımcıları ikna etme zamanı demiştim diyor. Onu geçelim. Arkasından şöyle diyor. Amerika'daydı, yatırımcılarla görüştü. Arkasından yine bir açıklama geldi Mehmet Şimşek'ten. Yani şimdi anlayacaksınız çünkü hani bunu daha önce de çok fazla dillendirdiler ama sonuç çıkmadı ya. O yüzden yine yatırımcı akını gelecek mihmalinde servis edilmiş bir şey. Amerika'daki yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin büyük olduğunu söylüyor Mehmet Şimşek. Şöyle diyor, dezenflasyonla, yapısal reformlarla, milli mali disiplinle makroekonomik temelleri güçlendiriyoruz. Ve bu çok ilgi çekiyor. Onun için yatırımcı ilgisi tek kelimeyle mükemmeldi diyor Mehmet Şimşek. Peki şimdi, yine mükemmeldi. Daha önce de pek çok böyle haber yapıldı. Bu sefer ne olacak? Amerika'dan yatırımcı akını mı gelecek? Ne olacak? Ne dersiniz? Çok gelmez. Şimdi Amerika'dan gelecek, dünyadan gelecek yabancı yatırımcı. Ki bu yatırımcı para piyasası yatırımcısı. Bakın endüstriyel sanayi yatırımcısı değil. Bir kere benim için hiçbir önemi yok. Evet. Yani minimal önem dediğim sanayi yani sıcak para anlamında evet. Bu sıcak para şu an için gerekiyor mu? O da gerekiyor. Doğru. Peki nasıl olabilir? Şöyle yapayım. Yabancı yatırımcı şunu görecek. Diyecek ki senin faizinin enflasyonu unut. Faizin artışın, faizin yüksekliği aylık kur artışından yüksek olması lazım. Niye? Şimdi ben getirim bugün 100 lira koydum. Değil mi? Ya da 1000 dolarla geldim. 1000 dolar TL'ye çevirdim. Ne aldım? 30 bin lira aldım. Rakamda kim saatte 32-400 lira ona bıraktım. 30 bin lira aldım. Bir ay sonra faizim %5. Aylık faizim. Ne yaptım? 5 kere 15. 31.500 oldu param. Bir ay sonra kur ne oldu? 30.5 lira oldu. Arada bir de para kazandım. Eğer bunu sağlayabiliyorsan yabancı yatırımcı gelir. O da günlük gelir gider. Uzun vadeli gelmez. Yani kur artışı faizin altta tutarsan yabancı yatırımcı gelir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bunun garantisini verebiliyor musun adama? Verirsen gelir. Türkiye gibi ülkelerde insanlar o garantiyi almadan gelmez. Çünkü senin hukuk düzenin ve devlet yönetim sistemi şu an normal batılı ülkelerden farklısın. Bir kişinin iki dudağının arasında senin devletin. Sende evet. Devlet başkanlığı sistemi var. Yasaması hepsi hak getire. Anlatabiliyor muyum? Düzen yok. Adam sana gelmez. Gelirse bu garantileri alarak gelir. Bu garantiye verebilecek misin? Yok. Herkes toplantılara katılır. Ulan bir fırsat yakalayabilir miyim? Hep biz katılıyoruz bu tür toplantılara. Fırsat yakalayabilir miyim diye. Ama %99'u boş gidiyor. Çünkü yeteri güvenceyi alamıyorsun. Önce güven alman lazım. Ondan sonra da yatırım fırsatı kollaman lazım. Bu var mı? Yok. Yani para piyasana gelmiş benim için çok bir önemi yok. Bonolara gelmiş çok bir önemi yok. Anlatayım mı? Bana kalıcı sermaye lazım. Kalıcı. Kalacak. Onlar günü kurtarmaya çalışıyor. Ben de ülkeyi kurtarmaya çalışıyorum. İkimizin derdi ben ülkeyi düşünüyorum geleceğini. Onlar günü kurtarmaya çalışıyor. Aramızdaki fark bu. Evet. Çünkü bu tür yatırımcılar, sermaye piyasası yatırımcıları kısa süreli için gelir. Uzun süreli gelmez. Bu çok nettir yani. Hangi bilgi gösterir mi? Ben yine de
Sayın Mehmet Şimşek dedi ki böyle o millet kuyruğa girdi, hadi lan Türkiye'ye gidelim, hadi hisse ve senede alalım, hadi bunu. Öyle bir şey yok yani. Hele şu an dünyadaki krizin devam ettiği yerde o iş o kadar kolay değil. Avrupa Birliği'nden olabilir. Orada çünkü faizin düşüşü bekleniyor Haziran'da. Yani %60'a çıktı o olasılık. Avrupa Birliği'nden gelebilir mi? Gelme olasılığı var. Teknik olarak var ama fiilette insanlar gelir mi? Bana göre gelmez. Çünkü Türkiye'deki yönetim sistemi insanlar tutmuyor. Haklılar mı? Haklılar. Evet. Peki o zaman hep zam haberiyle kapatmak zorunda kalıyordum. Bugün bir indirim haberiyle günün Perşembe günü motorunu indirim bekleniyor. Tabii Brent petrol fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmazsa motorunun litresine 1 lira 40 kuruş ucuzlayacak. Aman aman aman, iyi bir haber. Evet, bunu da söylemiş olalım en azından. Evet. İyi bir haberle kapatmış olalım bugünü. Herkesin yeniden bayramı kutlu olsun diyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi bayramlar.